Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Mutfağımıza, evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biz iftara şöyle göstereyim. Kıymalı, kaşarlı pideler yapacağım. Bugün çocuklar pide istediler. Bir de önden çorbamız var. Ne çorbası? Yeşilliklerimiz falan var. Arpa şehri çorbası Ha, var. güzel, iyi oldu. Evet. Bugün bizim elimiz böyle. Şimdi hemen şöyle hem sohbet eşliğinde pidelerimizi yapalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün gördüğünüz gibi mutfakta yalnızım. Tosun Paşa nerede şu an hiç bilmiyorum bile. Dışarıda oynuyor galiba. Ya çatıda odasında ya dışarıda ya aşağıda hiç bilmiyorum. Vallahi karışık karışık. Aynen. Bugün dedim mutfağa ben zor sığıyorum. Benim beynim dar melik. O da habersiz bakalım. Evet. Sizlerde ne var ne yok arkadaşlar, iyi misiniz? Ramazan nasıl gidiyor? Temizleyelim. Ramazan iyi gidiyor değil mi burada? Burada gene hava da iyi be. Burada Türkiye'de de herhalde fazla ısınmadı, Tek bilmiyorum Adana da. bir sıcaktı. Adana He, çok sıcaktı. doğular, evet Evet. doğu. Bayağı ısınmış Şanlıurfa'da falan. Gerçekten çok 40 şey oldu. derece görmüş. Allah sabır versin. Ay. Bizim daha Evet. doğru düzgün ilkbahar bile gelmedi diyebiliriz, değil mi? Ya ağaçla daha bir şey yok da ya. Sıcaklık yok. Ha, bugün biraz bir sıkıcı hava vardı burada. Bakalım ne diyeyim. Camı ya da çiğ mi? Ağaç. Fırın çalışıyor ya şimdi, ne Ağaç. yapasın bizi? Ağaç. Ağaç. Şöyle. Arkadaşlar bu arada gene Türkiye'de gördük. Burada da aynı. Hastalar çoğaldı. Dediğim gibi Evet. aman kendine dikkat edin. Bakın çok ölenimiz var. Hastalarımız var. Aman aman. Artık yaşlıya gence bakmıyor. Gerçekten Aman. hep duyuyoruz, gençler de ölüyorlar. Aman ciddiye alalım. Kurtulamadık gitti şu pis illetten tüm dünya boyunca Bakın ya. dün 314 tane vatandaşımız ölmüş. 314 tane can. Demek ki 314 tane eve ateş düştü. Düşünün yani, bir seneyi geçti. Şu bir sene hayatımızdan boşu boşuna uçup geçti. Nasıl olduğunu Vallahi anlamadık. dün hanımla konuştuk da akşam ya diye biz böyle değildik diyorum ya. Hakikaten böyle biz bile durgunluk olduk ya durduk. Evet, hiçbir şey yok ki. Param olsa ne olacak? Param olsa bile bir yere gidip harcayacak bir şeyin yok. Evet yani İnsanlar depresyona girdiler. size 10 bin lira kadar nerede harcayacaksın? İşte depresyona girdi Bizim insanlar bir türlü. evde bir iki tane inşaatım da bekleyen. Allah'ın nasılsın yani paran olsa bile inşaat malzemesi alacak yer yok. Ha, Adam eşim akıllı. diyor bir seneye, şey korona başladığında dedi birkaç ay geçsin yaparım dedi. Geçmedi, dükkanları kapandı. Seneye şöyle 2 sene olacak iki ya. seneden beri bekliyor inşaat. Herhalde Vallahi. tövbe estağfurullah ya. Yapacak bir şey yok. Tüm dünyaca herkes bıktı ama. Evet. Arkadaşlar bu arada doğru mu bilmiyorum. Ben Instagram'da da arkadaşlardan duydum. Artık malum izin zamanı usulü geldiği için şeyler, ucuz biletler hem yapıp hem şey yapıyorum ya. Evet, Ucuz konuştuk. biletler ortaya sürülmüş şimdi. Birçok kişi ucuz biletin arkasından şey yapıyormuş işte. Bence böyle şeylere kanmayın arkadaşlar. Boş verin ucuz bileti falan. Bence ucuz bilet aldı diye sevinirsiniz. Uçaklar ya kalkmaz, ya hastalıktan bir şey çıkar. Biletinizle ya, ne paranızla boş gidecek. Arkadaşlar biz gene Allah razı olsun bizim bilet satan arkadaşımızdan. Hem hemşerimiz oluyor kendisi. Evet, bizim tanıdıktı. Yani tanıdık. Hani nazımız geçti. Paramızı 2 hafta içinde mi aldık? 3 hafta içinde mi Öyle aldık? bir şey Allah ya. razı olsun buradan gelen bizi bakıyorsa. Evet çok çok arkadaşlarımız var ki adamlar 2000, 2100, 2200 euro para Evet. var içeride bak. Geçen seneden kalan para bu. Paralarını Daha alamadılar. şirketler parayı vermedi. Şimdi arkadaşlar pazar gününe, geçen hafta pazar gününe kadar dediler ki pazartesi okul var dediler. Akşam 9'da haber geldi. Kapanıyor dediler, okul yok dediler. İşte. Yani bir günün bir güne uymadığı zaman da Akşamdan sabaha karar değişiyor. evet Akşamdan hani sabaha. bir günle bir gün uymadığı zaman da bilete kanıp da alman. Aynen. Ucuz aldık diye sevinirsiniz. Bütün paranız gider. Vallahi uğraşırsınız bak. Bence hiç arkadaşlar Ahmet almış ben de alayım, Mehmet almış ben de alayım. Hiç boş verin. Biz sizin kötünüz olalım. Paramıza yazık etmeyin. He. Olur ya. Hasta düzelir inşallah. Yani 100-200 lira fazla verin. Hemen Evet. sağlam işe bağlan. Aynen. Yani şimdi almışım. Normalde biz genelinde bilet aldık mı 12. ay 1. ayda alıyoruz. Evet. Hani o civarda alıyoruz. Fırına bakıyorum da. Ben durum iyi de bir şey yok. 12. ay 1. ayda alıyoruz. Bir de şöyle bir şey, biz işte geçen sene miydi o korona başladığında? Evet. O zaman korona falan daha şey değildi değil mi? Yeğenimin düğünü olacaktı. Biletlerimizi ucuz diye aldık kıştan. Evet. Ondan sonra şey zamanı yaklaştı, izin zamanı yaklaştı. Hiçbir şekilde haber gelmedi. Uçak kalkacak mı, kalkmayacak mı?
Havaalanını arıyoruz. Havaalanı diyor biz size bir bilgi veremeyiz. Aa, kadın telefonu bize bağırıyor. Kadın bize bağırıyor. Diyor ulan ki, manyak ben nereye arayayım başka? Doktoru mu arayayım? Diyor ki uçağınız kalkmadan diyor size diyor ancak bir gün önce mi diyor. He. Bir gün önce haber verebiliriz. Ben bir gün önce nasıl hazırlık yapacağım? Hayır bir de biz arabayla gidiyoruz. Arabayı bırakıyoruz misalim Bremen'e gidiyoruz 300 çoğu zaman. Bremen daha ucuz oluyor. Arabaya yere ayarlayacaksın. Onun evet. Parasını önceden vereceksin. Evet. Yani olmuyor ki hop deyip gidilmiyor ki bu arabayla. İşte. O yüzden boş verin arkadaşlar. Canımızın sağlığı zaten her yer karışık şimdi. Evet. Birçok kişiden duydum da aa o gitmiş bu gitmiş biz bilet aldık şöyle yaptık böyle yaptık. Aman aman neyin ne oldu belli değil. Bakın yani Türkiye'de durumlar ağır. Türk Almanya'da ağır. Olur ya. Derler kapatacağız derler. Evet. Kapatacağız derler. Ne yapacaksınız lan? Uçak kalkmaz. Ne yapacaksınız? Kime derteneceğiz? Avukata mı? Şu an ismi aklıma gelmiyor ama Instagram'da buradan bir arkadaşım vardı. Kendisi Almanya'da yaşamıyor. Hatta annesi Alman, babası Türk. Pardon annesi Türk, babası Almanmış. Çok güzel bir Türkçe biliyor kendisi. Hı-hı. Çocuklarıyla, eşi burada kalmış. Çalışıyormuş. O zaman işte çocuklarıyla gitti. İzmir'de bir şeydeydi ya bir turistik bir yerde. Sitede ya bir yerde işte İzmir'de bir yerde Kuşadası mı? Böyle bir yerde aylarca kaldı. Uçak bileti olmasına rağmen evet. O şeyler kapandığında getirmediler. Unutmayın ya geçen sene o havaalanı çeken çoğu insan ızdırap çekti. Evet. Adam sıra gelmiyor, uçak kalkmıyor yani. Mesela bizim o aldığımızda biletleri gideceğimiz yerden uçak şeyi olmadı. Biletler. Kalkmadı uçak. Uçak kalkmadı. Allah razı olsun bizim hemşire dedi gene. Bak kardeşim değiştirem dedi. O zaman benim oğlan dedi, hayır baba ben istemiyorum. Ama o zaman da oğlumuzun çok az bir şeyi kalmıştı. Ağustos diye başlayacaktı. Zamanla uymaz diye o da kaldı. Evet. Allah hayır razı olsun bize paramızı hemen 2 hafta içinde iletti eksiksiz. Yani çoğu kişi parasını alamadı. Biraz da bir şey yükselteyim. Ya yarım aldı. Yani değil mi? 2200 euro para bekleyen vardı geçen seneden. 2200 euro para. İşte gurbette yaşayanlar da böyle sorunu oluyor. Tabii ki herkes yani biraz uyguna bir şey alsam diyor. Para kazanmak da kolay değil. Ucuz diye şey yapıyoruz ama bu hastalıktan dolayı bir şey yok. Evet. Garantisi yok maalesef. Hani parayı acı acı kazanıyorsunuz. Kaptırmayın. Kaptırmayın. Kaptırdın mı boş durursun valla. Sohbetle hiç nasıl yaptığımı anlamadım ha. Kaptırmayın. Sana sağ olsunuz. Bakarsınız seneye geçer, sene gidersiniz. İşte. Allah ömür verirse her şey görür insanoğlu. Geçmeyecek gibi oluyor da seneler oldu. Ya o yani. Kafanı dağıtman. Bir de bir şey daha var. Arkadaşlar ben sizin kötünüz olayım. Ivır zıvıra para harcaman. Allah için bak. Ivır zıvıra para harcaman. Yani lazım olan şeyi alın. Lazım değilse bekletin. Niye derseniz. Yani her şey uçtu ya. Her şey oluştu. Dün YouTube'da bir belgesel baktım. Alman kanalının belgeseli. Adamla ev acıtla Flensburg'da ev arttırmaya girdi. Bir kişi demiş ki eve 180 bin euro demiş. Bak. Asıl fiyatı 180 bin euro. Hanım arttırmaya girdi ev. 395 bin euro gitti. İşte. Düşün yani. 180 bin nerede? 300 şeye kaç para? Adam diyor ki bile geç. Bu evin değeri 180 bin euro diyor. Arttırmada 395 bin euro. Düşün yani. Bakın arkadaşlar. Bu ev olsun. Bilgisayar olsun. Misalin internet olsun. Ben interneti değiştirdim. Baktım numanda bunlar beni aradı değiştirirken. Hiç aramadılar. Minnoşum. Kuşlarımıza bak kızım bir iyiler mi diye. Hani her şeyi değiştirdim. Paranızı çarçur etmen. Bir de ben niye bilmiyorum ya. Böyle açık artırma şeyler ben hiç sevmiyorum. Hani? Açık artırma da hadi fiyatı belirli bir şeylerde diyebilirsin ki bu bana uyuyor uymuyor şunu alayım almayayım. Bugün Melik baktı. Baba dedi bir şey tanıdı. Tamam oldu sana dedim. Hanım 1970 yapımı ev. 88 metrekare. Şey dachgeschoss yani ne diyor ona? Çatı kat. Çatı kat. Yani yarımı yok. Daire mi yoksa? Daire. Vallahi daire. Hanım 118 bin euro istiyorlar. Maşallah. Allah'tan korkun lan. O zaman biz bu evi var ya beleşe aldık ha. Şey kim zengin oldu biliyor musun şeyler emlakçılar. Emlakçılar bir de köpek üretenler. Aynen emlakçı oldum valla parayı kırdıydın. Valla 118 bin euro diyor hanım daireye. Bir de yarımı yok yani yarımı şey. Çatı şey. Dün Semih gösterdi baba. Şey dedi baba dedi. Oturduğumuz yerde dedi. Ev fiyatları dedi %10 değil. 17 kat pahalaşmış dedi. Evet doğrudur. Uçtu
baksın çünkü. Eve bile yok satılık şu anda. Hani? Şöyle bismillahla gidelerimizi çıkaralım mı? Altımızı bir gösterelim, altı şiş mi diye bir dakika. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şey olmasın, buhar. Yok, oldu. Oy, buhar oldu bile. Bir dakika durun, bir durun. Şöyle sileceğim mi, ne yapacağım? Oldu, oldu. Geçti, güzel, hadi. Güzel, güzel. Çünkü genelde öyle. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, nar gibi ha. Maşallah. Evet, pidemiz hazır şöyle. Bakın, 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 bakın. Bunları çıkaralım. Şöyle hemen koyayım be. Hakikaten güzel olmuş. Evet. Hemen diğerini de şeye sürelim fırına. O da pissin. Ben böyle iftara son dakikalar aldım, bir şeyi sevmiyorum. Benim ayağım karışıyor o zaman. Ve sonunda beyni dar oluyor. Çok şey oldu. Biz bu eve aldığımızda... Hayır, bir daha başa atayım. Biz zamanında ev ararken günde 3-4 eve gittiğimizi hatırlıyoruz. O zaman çok vardı satılık evler. Hani işten çıkardım, 3-4 eve giderdik. Zamanında bizim oturduğumuz burası yani Seke'ye bağlıydı yani, kömür ocağı yeriydi. Önüme geçtiler, bize oradan ev alınır mı? Aslında bir şey söylemek istiyorum ama zamanımız var mı bilmiyorum. Buyur. Ki. Şey için hani uzatayım uzatmayayım mı? Konuş. Şimdi arkadaşlar, Ramazan ayındasın malum. Bir şey söylemek istiyorum. Buradan biz bir kere arkadaşlar Ramazan ayında bir şeyde az önce haberlere de çıktı da dolandırıcına, şey isteyenle. Şöyle yanmadan da tamamdır. Şeyler, dilenciler mi diyor? Evet. Bir şey full yapımda ya hamileyim. Eşim işten geldi. Ramazan günü müydü ya? Ramazan günü olabilir genelde. Şeye zil bastı. Ben de kapıyı açtım. Biz eski ev değil mi? Eski evimizde. Üçüncü katta oturuyoruz orada. Birisi yukarıya elinde kağıtla çıktı geldi. Hemen işte ben de biraz böyle şeyimdir ya genelde. Hiç şeytanlık yoktur bende. Geldi birisi dedi ki işte selamun aleyküm kardeşim senin ismin ne? Direkt ona ismimi sordu. Ben de karnımda hiçbir şey olmaz. Sanki nasıl memurun hanım. He. Karnımda bir şey yok ya. Ben de söyleyiverdim ismimi. Ay maşallah dedi hamile misin şöyle böyle. Benim o anda var ya iki dakikada hamile olduğum zaten belli. Adımı her şeyimi kan öğrendi. Kan grubunu. Aynen. Her şey söylüyor. Sen dedi nerelisin kardeşim? Kütahyalıyım ben dedim. Tamam, bu benim şeyi elimden öğrendi her şeyi. Ondan sonra dedi ki, işte yine bir kağıt almış, benim dedi hasta akrabalarım var, hasta çocuğumuz var, yardım için geldim. Şimdi Allah var, bu konuda benden daha şeydir. Hani yardım konusunda, şuradan bir fırın kağıdı alabilir miyim hemen? Neydir hanım? Şöyle. Dedi ki, arkadan duyuyor tabii yardıma geldiğini. Al al diyor, orada diyor, cüzdan var diyor. Bakarsın diyor, bir dua ayakları diyor, böyle bunlar da olacak ya. Bir hayır duası. Bir hayır duası alırız diyor. Yandan diyor şey cüzdanı al ver bana diyor yardım diyor. Ondan sonra ben de ona öyle şey yapamadım böyle hani inanır mı inanmayayım diye. Ona öyle aldım. Ona öyle ne yapacaksın diyor hani biraz fazla ver diyor bana. Ondan sonra ben de kadına ona öyle parayı verdim. Fazlasını vermedim Allah'tan. Ondan sonra bu kadın bütün komşulara gitmiş. Komşulara demiş ki artık işte benim Tayyip'le Fatime kendisi ikizlere hamile. O gönderdi. Sen her şeyi öğrendi. Her şeyi öğrendi. Tek tercihen kaldı. Aynen. Ben de işte hani Allah rızası deyince şey yapamadım. Herkese gitmiş yardım toplamış. Çoğu arkadaşlardan hatta bir tane ablanın birisi demiş ki ben de demiş şu an demiş hani 100 euro para vardı bozuk param da yok. Olsun olsun demiş sen o 100 euroyu bana ver demiş. Maşallah. He öyle demiş kadına. 100 euro. 100 euroyu demiş bana ver demiş. Öbürküne gitmiş şunu bunu ver. Herkesin arkadaşlar parayı toplamış. Bir sürü para yapmış bu. Ondan sonra bizim oturduğumuz yerde yakın bir market vardı. Altında lüks arabasında markete girmişler, alışverişlerini yapmışlar 3-4 şey. Bir de para veren insanlar onları görmüş böyle. Bir ders alıyorlarmış ha? Evet. Arabaya bindiklerine gitmişler. Bana diyorlar senin gönderdiğin kadın vardı ya bizi dolandırdı. Senin akrabanmış. Kızım benim akraban değil kimse. Arkadaşlar vay suç bana bana yazdı. Artık şu anda yani kapıma gelenlere böyle. Var mı gene veren bak iki adam var bizim yıllardır gelen. İki Alman. Bak iki Alman var. Her sene gelirler. Ama onu biliyoruz. Onun kağıtları falan var. Evet. Beydine dair. Evet. Evet. İkisi Afrika. Yine şöyle anlatırken gel bir selam ver ablalara teyzelere. Ne selam oldu kız? Selamlar. O canlı canlı diye biraz şöyle ne ya. Ne kız valla konuşturuyor gibi. Selam ama acıktı babası bunun. Karnı çok aç ya. Of. Hadi sen git kuşlarımıza bak aşkım. Hadi yavrum. Selamünaleyküm. Aleykümselam abim. Hoş geldin. O yüzden şimdi hani böyle birisi geldiğinde o doğru da olsa içinde bir şey oluyor. Acaba diyor bir şey mi var? Kağıt olmadıktan sonra elinde. Evet, evet. Arkadaşlar böyle biz bir dolandırıldık. Bayağı bir parayı aldılar. Bir de üstüne üstüne lüks arabaya binip kaçtılar. O yüzden böyle... Olan bize şey oldu. Ne dediler? Evet. Fadime yolladı. Fadime göndermiş. Fadime'nin akrabasıymış. Onlar dolandırıcıymış. Ben tanımıyorum yani. Benim suçum ne oldu? Bana geldi senin ismin ne? Ben de ismimi söyledim. Nerelisin? Ay canım benim. Allah seni kurtarsın. Ay sen yine onlara gitmiş. Tamam. Bütün kuşumları. Hadi bırak.
Hadi aşkım. Paşır, gol oradan. Ne yaptın? Ben bu arada anlatırken bir şey oldum da işlerimi falan bıraktım. Paşamız var. Paşamız, moped kuşumuz. Hep niyeyse bunların Hint pübillerin büyük olduğu için kafesine çıkıyor. Hint pübillerle kızdırıyor. Evet. Yaramaz oluyor ya. Arkadaşlar kim dediğin gibi kimseye kanma. Evet. Kimseye kanma. Biz böyle dolandırıldık. Allah'tan da diyorum ki o zaman hani eşimin şeyine uyup da cüzdanındaki bütün paraları vermedim. O kadar üzüldük ki ağlayıverdi bana, ağlayıverdi. Salma Sümün ağlıyor galiba ben böyle böyle şey hani çok acil hastamız var diye. Benim de zaten karşında biri ağlamasın. Ağladın mı? Bitti. 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 Arkadaşlar işte bizim başımıza böyle bir olay geldi. Dolandırıldık yani. Allah inşallah ikincisini yaşatmasın. Arkadaşlar Lomanda biz biliyorsunuz güldüren video yapıyoruz. Bugün biraz düşündüren video yaptık. Yarın da gene güldüren yaparız. Aynen. Bizim şeyimize göre ama kusura bakma yani aşk anı zor oluyor yani güldürmek hakikaten. Evet. Akşam o akşam daha kolay oluyor. Aynen. Arkadaşlar biz sizi çok fazla ağrıtmayalım. Evet. Abone olmayı, like yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Videolarımıza da beğeni yaparsanız çok çok teşekkür ederiz. Evet. Instagram adresimiz Fulyafunda88. Fulyafunda88. Facebook'ta Korkmaz Ailesi 43 diye grubumuz var. Buyurun gelin. Kendinize iyi bakın. Herkese gelmem. Merdan Emre sizlere selam veriyorum. Allah'a emanet olun. Gene lafımı böldün yaramaz. Aa öyle mi? Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.